Arkadaşlar merhaba. İstanbul bir kültür mozaiği. Yüzlerce medeniyetin başkenti İstanbul. Bunca büyük kültürün birleşmesinden oluşan bu İstanbul olduğu için kendine has çok bir yemeği yok bu İstanbul'un. Mesela Antep'e gitseniz full yemek, her yer yemek. Adana'ya gitseniz yemek. Ama İstanbul'da hem her şey var hem de kendine has çok bir yemeği yok. Ama son yıllarda gece hayatının kalbi, Taksim'in simgesi olan bir yemek var ki hakikaten İstanbullu olsun olmasın herkesin aklında o var. Tabii ki ıslak hamburger. Çakal lezzetler. Arkadaşlar şimdi ıslak hamburger tam sizin seveceğiniz bir yemek ve tarif. Buna eminim. Ve en çok bana gönderilen tariflerden biri olacağını da tahmin ediyorum. Şunu söyleyeyim. Çakal Lezzetler Instagram'ına yolladığınız bütün tarifleri ben görüyorum. Islak hamburgeri de Çakal Lezzetler Instagram'ına yollamayı sakın unutmayın. Tam böyle Taksim'in en Taksim olduğu yıllarda, üniversite zamanlarımızda böyle acıkırsın. Oradan o sarımsaklı ıslak hamburgeri bir yersin. Git uyu zaten ondan sonra. Hayır gelmez o geceden. Evimizde yapacağımız bu düzeyli ıslak hamburgeri ben de aynı Taksim'deki gibi yapacağım. Baya oradakinin tertemiz mis gibi bir halini yapacağım. Gayet de pratik. Az yağlı bir dana döşümüz var. Bunu ben oldukça sade bir hamburger köftesi yapacağım. İçine ne soğan ne maydanoz hiçbir şey koymayacağım. Normal hamburger köftesinden farklı olarak sarımsak koyacağım sadece. Ayrıca baharatlarını koyacağım. Karabiber, tuz, kimyon ve biraz toz biber koyuyorum. Göz kararı biraz galeta unu da koyacağım. Şimdi bolca sarımsak kullanacağız ya. O yüzden sizlere sarımsakla ilgili çok güzel bir numara öğreteceğim. Sarımsakları soymak hepimiz için bir derttir değil mi? Bir adet kavanoz. Kavanozun içine kabuklarıyla beraber sarımsakları koyduk. Bakın. Soyuldu. Kendiliğinden soyuldu. Bayağı sallamak gerekiyor. Bir tane falan yapacaksanız hiç kasmayın. Direkt elinizle soyun da. Mesela tek seferde bir sürü soyayım diyorsanız o zaman mantıklı. Yoğuruyorum. Çok kalın yapmıyorum hamburger köftelerini. Hop diye yedin bitti yani. Küçük olması, bir anda yenip bitmesi onun esprisi. İki tane yersin mesela. Bütün hamburger köfteleri için bayağı önemli bir şey var. Şeklinin düzgün olması çok önemli. Kenarları ne kadar keskin ve oval olursa, ki bunun için zaten hamburger köftesini işte presleyen makineler var, o kadar düzgün pişiyor ve tek parça halinde dağılmadan kalıyor. Islak hamburgere özel bir özellik olarak değil, bütün yaptığınız hamburgerlerle ilgili şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu ekmeği yapacağım ya. Pişince de küçülecek. Şöyle baktım. Tam buna göre olacak. Bir buzdolabı poşeti gibi bir şeyi kesip kabınızdan daha büyük bir kıymayı ortasına koyup ezdiğiniz şekil bu kaptan daha büyük olsun. Kendi olması gereken kalınlığa getirin. Böyle kapatıp aha da şekilli bir hamburger köfte su. Aya benzer hamburger köfteme doğal olarak da. Ya çok güzel oldu ya. Şimdi sosunu robotta yapacağım. Sarımsak, karabiber, tuz, domates püresi, ketçap. Islak hamburgeri ıslak hamburger yapan iki şey var. Bir, ıslak olması hakikaten. İkincisi de şekerli olması. Biri dese ki ya böyle sırılsıklam bir hamburger üstünde salça var falan dese ya yok onu yapmayalım bence derdim ama bir şekilde çok güzel ve şekerli. Bolca şeker, yani bolca derken o biraz sizin zevkinize kalmış. Bu arada bunun sosu falan pişerken oraya buraya damlayan bir sos. Üstünüze başınızda damlar, damlarsa da çıkmaz, aklınızda olsun. Biraz tereyağında sosumuzu kavuracağım. Emirciğim bu ne biçim iş ya, şekerli şekerli dediğinizi duyar gibiyim. Alışık değiliz ama mesela ketçabı da niye seviyoruz? Bu yüzden seviyoruz. Ama bunu işte sarımsaklı, salçalı falan daha da Türkleştirmişler. Hamburgere ketçabı basıp üstüne yemezsin. Bu daha Türk, bu daha güzel o yüzden. İçindeki sarımsağı falan daha bol bir sosa göre yapmıştım. Makineden taşmasın diye bir paketle orada fızdırdım. Şimdi ikinci paketi böyle ekliyorum.
Abi bana gelin ya, ben size burger yaptım abi, burger ya. Ya artık bunun modası geçti kankiler. Herkes herkese burger yapar. Yap burgeri. O abi çok güzel olmuş, çok güzel olmuş ya. Ercan'ın burgeri çok güzel. Ercan çok... Islak burgeri bir çakacaksın, adamlar mes. Islak burger şey gibi. Hani sadece dışarıda yiyebileceğini sandığın bir şey. Ama evde hem gayet basit, hem de tabii evde yapınca daha güzel oluyor yani. Abone olmayı unutmayın lütfen kanala. Emirciğim ben senin kanalına neden abone olayım ki derseniz, şu yüzden mesela. Bunun yanına ne iyi gider? Coleslaw. Aşırı iyi gider. Abone olanlar zaten Coleslaw bölümünü izledi. Ve bunun yanına Coleslaw'u çoktan yaptı bile. Of. Üf. Değerli dostlar. Bu ıslak hamburgercilerde olur ya, böyle bir cam mekan olur. İçinde böyle hamburger böyle. Abey abey. Hamburgerin burasından böyle şıpır şıpır. İnceden bir terin damladığı cam mekanımız yok. Senin bu konuda bir çakallığın vardır dediğinizi duyar gibiyim. Yağlı kağıtı alıyoruz. Böyle pis pis ıslatıyoruz. Diye ıslatıyoruz. Pilav tenceresi gibi bir şeyin içine atıyoruz. Böyle sulu sulu. Çiğ köfte bölümünde cınkıştırma suyu vardı ya. Biraz da cınkıştırıyoruz şöyle. Normalde evde güzel bir hamburger yapmaya çalışsaydık, böyle koca köfteli falan, bu hamburger ekmeğini almazdık. Çünkü bunlar hem küçük hem de susamsız. Ama burada zaten klasikleşmiş bir yemeği evde yapmanın sevinci içerisinde olduğumuz için gidip birebir onların kullandığı ekmek. Yani marketlerdeki en ucuz düz hamburger ekmeği. Küçük. Hop. Sosumuzdan biraz içine. Bakın nasıl hesaplamışım. Tabii ıslak hamburger yerken ne oluyor? İlk ısırık boşta. Ortada daha köfte yok. Ama biz evde yaptığımız için. Hop. Altını açıyorum. Ben bayağı bol koyuyorum. Gayet halinden memnun hamburger ekmekleri. Böyle iyice sünecek, böyle sırılsıklam, sünger gibi bir şey olacak. O yüzden şimdi ona kapak takıyorum. Heh. Bu buharın içeride dolaşıp dolaşıp ekmeklere nüfuz etmesini bekleyeceğiz. O da 10 dakika falan. Ama siz yine bakın, cam kapaklı bir şey olursa daha iyi olur. Bakın ne kadar da pörsümüş hamburgerlerimiz var. Elimizle test edelim. Boing, boing. Aşık olsam... Sırılsıklam. Emirciğim biz bunu yiyoruz, böyle iyice sünmüş oluyor. Çünkü sizin o yedikleriniz 6 saat orada bekliyor, iyice sünüyor yani, hali kalmıyor hamburcağızın. Şimdi bunlar daha şey. Şimdi bunları ortaya alacağım. Birazcık da orada dinlenirse iyi olur. Çünkü haşlanırsınız yani öbür türlü. Yağlı kağıtla şöyle bir üçgen yapıp kırt 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 kesip şöyle de bir şey yapabiliriz. Yumuş yumuş Taksim'de meşhur olan ıslak hamburgeri sizler için yiyorum. Olay bu. Çok güzel. Hakikaten çok güzel. Çok bayılacaksınız yapınca. Priz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Direkt öneriyorum. Direkt. Abi Berkecan çok iyi burger yapıyor. Diyen Berkecan var ya. Tırt. Şunun yanında hiçbir şey. Berkecan soğanları karamelize edene kadar Remzi ıslak hamburgerle olayı götürür. Remzi. Gordon Remzi.